Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir terlik yenileme çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi terliğimiz bu şekilde yırtılmış, eskimiş, deform olmuş oldukça. Bu terliği yenileyeceğiz. Evet, bu terlikler çok pahalı değil ama kendimiz yenilemek istiyorsak, alamıyorsak nasıl yapabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Bunun yanında eski bir fitilli kadife pantolon var. Bunu kullanacağım. Bir çocuk pantolonu bizim için yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle bakın zaten buralar kesilmiş ya, komple şu kenardan çıkartalım. Şu kalıba zarar vermeyelim, bunu kalıp olarak kullanmak istiyorum ben. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Tam kenarından çıkartayım. Şu tabandaki yapışmış olan yerdeki dikişi de açıyorum. Şimdi şu taban kısmını da çıkartmaya çalışacağım. Evet, şimdi bunları hazırladık. Şunu da bir kenara koyalım, şu ortalığımızı temizleyelim. Şimdi şu geniş yere bir tane kalıbımı yerleştiriyorum. Şimdi şu şekilde etrafından keserek 1 santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. Şimdi bunu isterseniz diğer ayağa koyun, isterseniz bir önceki yaptığınızı ters çevirerek koyabilirsiniz. Yani sağ sol dikkat edin arkadaşlar. Bir de bakın şöyle kağıt kumaşlar var biliyorsunuz, çantaların içinde oluyor, raf yapılıyor, böyle poşetler oluyor. Bu tarz bir şeyi astar olarak yapmak istiyorum. Çıkardığımız kalıplardan birini şu şekilde koyalım, etrafından keselim. Şimdi süngerimizden de aynı şekilde etrafından yine kesiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde kadifemizin yüzünü dışarıya, sünger alta ve şu astarımızı da üste gelecek şekilde yenileyelim.
yerinde hazırlayalım. Şimdi bakın burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey olacak. Öncelikle şu beyaz kısımları iğneleyelim. Buradan dikeceğiz. Sonra kadife kumaş olan kısımları süngerleriyle beraber iğneleyelim. Burayı buradan, burayı da buradan dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi tarlamızın ağız kısmından birleştirelim. Fazlalığını kesiyorum. Yine de çıkartalım. Şu şekilde çevirelim. Şu süngerlerin fazlalığını keselim şuradan arkadaşlar. Orayı almayı unuttum önce. Şimdi tam şu şekilde bir dikişinden geri çevirip şurayı iğneleyelim. Şimdi şu ağız kısmını dikiyoruz. Ağız kısmını bu şekilde yaptık. Evet, şimdi şu fazlalıkları keselim. Şimdi kenarları zikzak yapalım. Şimdi diğerini de aynı bu şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi tarlamızın dış kısmını oluşturduk. Evet. Şimdi bunu yapıştıralım. Öncelikle bakın şu dikiş kısmını arkadaki dikiş yerine getirelim. Ve şöyle yaptığımızda tam ortasını şu
şuraya bir tutturalım. Şimdi ben Pelikan marka çok amaçlı bir yapıştırıcı var, onu kullanacağım. Siz derbi kullanabilirsiniz. Şuraya bol miktarda sıkıyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Şu diktiğimiz kısım yapışacak arkadaşlar. Şurası bakın şöyle biraz dışarıda kalacak. Sıkalım. Bu şekilde kurumasını bekleyelim. Şu tabandan tam ama şöyle hani bunun kenarından değil de şu taban kısmından çiziyorum. Şimdi şu kalıbımızı keselim. Aşağı yukarı böyle olması gerekiyor. Tamam. Şimdi bu sağ olunca sol yapmak için de şu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Bu arada ekşisi pastanın kutusunu da bu şekilde göstermiş olduk. Kuşadası'nın güzel bir pastanesi arkadaşlar bu da. Pastaları gerçekten lezzetli. Pasta kutularını atmıyorum. İşte karton olduğu için lazım oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karton almaktansa bu şekilde kartonları derlenmiş oluyoruz. Evet şimdi sağ ve sol yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi bu süngerleri şöyle şu etrafından çizelim. Şu bir tanesi. Şimdi sol yaptık. Sağını yapacağız. Dikkat edelim ona. Şimdi terliğimize bakalım. Şu kısım yeterli esneklikte değilse bir o kadar daha parça keselim. Yani topuğumuzun şu kadar kısmı kadar parça daha keseceğiz. Şimdi yine kadife kumaşımızı ya da pantolonumuzu şöyle etrafından çizelim. 2 santim kadar pay bırakarak keseceğiz arkadaşlar. Yuvarlayalım.
hangi ayağı çalışacaksanız arkadaşlar onu koyun mutlaka ki iki tane aynı yön kesmeyin yani. Etrafını yuvarlayalım. Şimdi sol ayağımız sünger ve kadife kumaşımız bu şekilde olacak. Sağ ayağımız sünger ve kadife kumaşımız. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yanlış kesersek iki tane aynı yön olur. Kumaşınız varsa önemli değil ama kumaşınız yoksa olmaz yani. Şimdi bak, şimdi şunları yapıştıracağız. Şunları bir kenara koyalım. Süngerimizi kartona yapıştıralım. Şimdi şöyle etrafından birkaç yerinden çıtlatalım. Şimdi ne yapacağız? Silikonla yapıştıracağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde tabanımızı yaptık. Şimdi şu uç kısma silikonumuzu sıkalım ve terliğimizin içine ittirelim. Yapıştıralım. Şimdi de şu en kenarlara da silikon sıkalım. Ve tabanımıza yapıştıralım. Evet. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet, diğerini de aynı şekilde yapalım. Şimdi şu terliğin üzerindeki amblemi yaptığım terliğe takmak istiyorum. Hani kendi etiketim olsa daha güzel olur aslında ama yapacak bir şey yok. Şimdi kendime ait bir etiket olmadığı için. Siz mesela kız için yapıyorsanız bu terliği örgüden çiçekler, pomponlar, boncuklar, tokalar takabilirsiniz. Ama biz şimdi erkek için yaptığımızdan dolayı süslü bir şeyler takamayacağımız için etiketim de olmadığından dolayı ne yapacağız? Ben şimdi şu üstündeki eski terliğin üstündeki markayı çıkartıyorum ve onu yapıştıracağım. Şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi oldukça sağlam da oldu. Bakın çekiştiriyorum. Hiçbir sorun yok. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok güzel bir terlik yenilemesi yaptık. Şu uçları dikkatli yerleştirirseniz güzel duracak arkadaşlar. Şurada bakın hafif içine kaydı. Burada hafif bir yamukluk var ama giymemize engel değil tabii ki. Bakın şunun ön dizayn daha güzel oldu. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.